Ve dün kullanılan oyların seçim gecesinin yansımalarını aktarmaya sürdürüyoruz. 14 Mayıs seçiminin sürpriz sonuçlarından birine de MHP imza attı. Anket şirketlerinin baraj altı gösterdiği MHP %10'un üzerinde oy aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 52 milletvekili parlamentoda temsil edecek olan MHP, 11 ilde ise uzun zaman sonra yeniden milletvekili çıkardı. Anket şirketlerine göre oy oranı yüzde altılara kadar düşmüştü. Ancak sonuç öyle olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi yüzde onun üzerindeki oy oranıyla bu seçimin dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. 2018 seçimlerinde 49 milletvekiliyle parlamentoya giren MHP kesin olmayan sonuçlara göre bu kez mecliste 52 milletvekiliyle temsil edilecek. MHP deprem bölgesindeki illerde milletvekili sayısını korudu. 2018 seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Bolu, Kilis, Nide, Çankırı, Gümüşhane, Çorum, Isparta, Balıkesir, Elazığ, Giresun ve Nevşehir'de ise birer milletvekili çıkardı. MHP'yi en çok şaşırtan 3 büyük şehir oldu. MHP'nin İstanbul'daki sandalye sayısı 8'den 5'e, Ankara'daki vekil sayısı da 5'ten 3'e düştü. MHP, Bursa ve İzmir'de de birer sandalye kaybetti. Kesin olmayan sonuçlara göre meclis idare amiri olan Ankara 3. Bölge 2. Sıra adayı Erkan Haberal'da meclise giremedi. MHP, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli, Kırıkkale, Kütahya, Hatay, Sivas, Sakarya, Malatya, Yozgat, Adana gibi illerde mevcut milletvekillerini korurken Manisa ve Antalya'da iki milletvekili çıkararak oyunu artırdı. Tokat'ta ise oyunu 5 puan birden artırdı. MHP en büyük kaybını 24 Haziran 2018 seçimlerinde %24'lük oy oranıyla bir vekil çıkardığı Iğdır'da yaşadı. Milletvekili çıkaramadı. <laughs> MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın seçim sonuçlarını yazılı açıklamayla değerlendirdi. "Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür." diyen Yalçın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ikinci turda yine açık ara farklı kazanacağını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 14 Mayıs seçimiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada yurt içi ve yurt dışı seçim çevrelerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin Türk siyaset ve demokrasi hayatı açısından tarihi bir nitelik taşıdığını belirtti. Türkiye'nin ileri ve yüksek demokrasi standardına ulaştığı, taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak sağladığı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Seçimlere katılım takdir edilecek düzeyde gerçekleşmiştir. Türk milleti iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır. Bütün siyasi parti ve ittifakların tecelli eden millet iradesine saygı duyması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Elbette aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir. MHP Genel Başkanı Bahçeli seçim sonuçlarını da değerlendirdi. Dünyada 2023 yılının en mühim seçimi Türkiye'de yapılmış Türk milleti kurulan tuzakları, atılan iftiraları, yapılan suçlamaları kriz ve kaos müelliflerine çiğneyip geleceği kucaklama iradesini göstermiştir. Niyazımız ve temennimiz odur ki 28 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye'mizin gelecek 5 yılı emin ve milli bir duruşa emanet edilecektir. Bahçeli seçim sonuçları açıklanırken yapılan manipülasyonlara da dikkat çekti. Seçim sonuçları üzerinde şaibe uyandırmaya, heyecanları kabartmaya, siyasi kargaşa çıkarmaya niyetlenenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri tüm seçim çevrelerinde birkaç müessif hadise dışında huzur ve emniyet içinde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yok... Türk milletinin 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde istikrara istiklale ve istikbale destek vereceğine işaret eden Bahçeli, beklentilerinin ve inançlarının bu olduğunu aktardı. 14 Mayıs tarihinde Türkiye kazanmıştır. 14 Mayıs tarihinde eser ve hizmet siyaseti kazanmıştır. Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye iradesi milletimizin onayını almıştır. Unutulmamalıdır ki Türk milliyetçiliğinin milli kucaklaşma ve kardeşlik hissiyatının adresi MHP'dir. Hiç kimse konjonktürel oyların akışını yanlışa yormamalı, kendisine güç vehmetme yanılgısına kapılmamalıdır. Türkiye'yi hedef alan kirli propagandaların buruşturulup atıldığını, bunların sonuçsuz kaldığını belirtti. 14 Mayıs seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketleri mahvı perişan olmakla kalmamış, ne kadar güvensiz, ne kadar itibarsız oldukları bir kez daha tezahür edip netleşmiştir. Sipariş anketlerle MHP'nin neredeyse dibe çakıldığını, baraj altında kaldığını, siyasi erime yaşadığını iddia eden ve bu sahtekarlığı ahlaksızca servis ederek melanet bir projeye hizmetkarlıklarını ispatlayan kamuoyu araştırma şirketleri iflas bayrağını çekmişlerdir. Mütakiben küresel medyanın beyhude çırpınışları akamete uğramıştır.